7 Şubat. Saat 14. Bu kızılcık ağacında bayağı bir uğultu var. Arılar polen taşıyorlar. Suya da çalışan çok arı gördüm. Demek ki kovanlarda açık yavru mevcut. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün hava bayağı güzel. Arılar çok güzel polen çekiyorlar. Bugün köydeyim, yüz rakımdaki arılarımın yanında. Şimdi bu arıyı kontrol edeyim. Bu arının ortadaki bir çerçeveyi çekip bakmıştım daha önceden yavru var mı diye. Vardı. Ama şimdi detaylı kontrol etmek istiyorum. Çünkü bu arı benim bahar balı alabilmeyi hedeflediğim bir arı. Şimdi durumunu kontrol edeyim. Arı daha çok şu tarafta galiba. Sarı sarı polenler geliyor. Başka bir arının önünden geçerken kırmızı polen de gördüm. Ballı baba da olabilir. Kızıl ağaçlardan henüz polen gelmiyor. Onlarda bayağı bir püskül var. Onlardan da polen gelince arılar güzelce bir yavru alanı açmaya başlarlar. Daha sonra karayemişle beraber nektar da gelir. Mimoza çiçeği, karayemiş derken arılar gaza basar. Vitesi büyütür. Bu arıya en son geçtiğimiz yıl besleme yaptım. Odur budur kışın ne kek verdim ne başka bir şey. Bayağı bir sıkışmış çerçeveler haliyle. İş çerçeve çekmeyince uzun zamandır. Daha ancak dördüncü çerçeveden sökebildim. Diğerlerin hepsinin şu üç çerçevenin kulakları oynadı. Çok güzel balı var. Burada da var. Bu çerçeve boş. Bunun kulağı çakılacak. Şimdi arada detaylı yavruya bakalım. Bu polenli çerçeve. Kıştan önce stokladığı polenler var burada. Perga haline getirmiş onları. Arı ekmeği haline getirmiş. Bu polenler sayesinde arı benim hiçbir teşvik vermeme gerek kalmadan yavruya başlıyor. Ne zaman? Ocak ayında. Burası 100 rakımda olduğu için Ocak ayında yavruya başlar. Hatta ılıman geçen kışlarda yavruyu hiç bırakmadığı bile olur. Böyle küçük avuç içi kadar yavrulusu olur yine kapalı yavrusu. Kıştan önce depolanan polen arı sağlığı için çok önemli. Çünkü arı yavruya başladığında o pergadan yediği proteinle beraber, mineralle, zengin içerikle beraber yavruya bakar. Arı sütü üretir. Eğer kıştan önce polen depolamazsa
Bu da yine polenli. Çok güzel polen depolamış. Çok iyi. Eğer kıştan önce polen depolayamazsa arı ilk yavruları, bakıcı hemşire arılar, ilk yavruları kendi vücutlarındaki protein rezervleriyle beraber bakmaya başlarlar. Arı sütü üretirler. O zaman da arının ömrü kısalır. Yani çünkü kendi vücudundan yer. Ama polen varsa, polenli çerçeveleri kıştan önce varsa, o zaman o polenleri tüketerek yer. Tüketerek arıya bakar. Ve arının ömrü kısalmaz. Şimdi arıyı sıkıştırırlar 3 çerçeveye. Polenli çerçevelerini alırlar. Veya polen koyacak yeri olmaz. Arıya bir de kışın ortasında kek verir. Arıyı kandırıp yavruya yatırdığında içeride polen de yoksa bu sefer ne olur? Bakıcı arılar, genç arılar kendi vücutlarından enerji harcarlar. Protein harcarlar. Yarın öbür gün tarlacılık yaşına geldiğinde de hemen ölüp giderler. Nüfusları arının azalır. Polen hayati öneme sahiptir. Arıyı boş yere de çalıştırmamak lazım. Evet, arının suya vurmasından belliydi zaten. Larvalar var, açık larvalar, kapalı yavru var. Evet. Bu arıya hiçbir besin vermedim. Bakın kapalı. Şu kenarlar açılmış ana arıya. Henüz yumurta atmamış. Arı kovanın sağ tarafında, yani güney cephesinde, giriş tarafına göre polen hayati öneme sahip. Kıştan önce bir arı ne kadar polen depolayabilirse arı ekmeği, o kadar iyi bahar gelişimi yapar. Çünkü bu dönemde bakmış olduğu yavruları o biriktirdiği polenden aldıkları enerjiyle beslerler. Ama kovanda polen yok. Arı yavruya yattı. Hele zaten kek verip de yavruya yatırma olayı çok bizim ülkemizde. Bu sefer arı bir de sıkıştırılmışsa, polen de yoksa, kendi vücudundaki mitolojenin denen enerji deposundan, rezervinden, protein deposundan yavruları besler ve hayatı olması gerekenden daha kısa sürer. Polen, yumurta, yavru, ana arı da burada. Burada maşallah. Bakın yavru sahası. Buraya bir yavru atmış. Bu yavru çıkmış. Büyük ihtimalle. Çünkü şu arada boşluk var. Bir yumurta sırası var. Yani bu arı Ocak ayında yavrudaydı. Bir tur çıkmış, yerine yumurtlamış, arkasından bir tur daha atmış. Arının Ocak ayında yavruya başladığını inanamayanlar var. Ama öyle. Benim 1400 rakımdaki arıda bile büyük ihtimalle yavru vardır. Bu ana arılı çerçeve, bunu yanıma bırakayım şimdi. Bir iki çerçevede yavrusu var. Çerçevede de yavrusu var. Çok polenli arılar var maşallah. Bakın. 3 çerçevede gayet güzel yavru var. Yumurta da var bayağı. Alt tarafı bunun erkek gözü. Erkek gözlerine de yumurta atmış. Bunu yapmasaymış olurmuş ama
Şuralar erkek gözü. Orada da yumurta var. Bakın şu üst taraf bal kemeriymiş. Sırı çözülmüş. Arı besini yiyerekten hem yavruya bakıyor hem yavru sahasını açıyor. Diğer çerçeve duvar. Onda da gözenekler temizlenmiş ama Trabzon sahilinde üç çerçevede yavrusu var arının. Bunda gördüğüm kadarıyla bu stokluymuş ve arı sırrı açıp yemiş. Yani tüketim başladı. Üstelik de bu arıya hiç besin vermedim, kendim yavruya yatırmadım onu. Tamamen doğadan gelen polenle beraber kendisi start vermiştir. Ardından içerideki arı ekmeğinin olmasından ve stoğunun olmasından yavruya yatmış. Bu arı benim de desteğimle beraber bahar balı toplamaya aday bir arı. Yani bu arı aslında bahar balı toplayabilecek mi, toplayamayacak mı diye de bir video serisi yapabiliriz. Ama bu arıya o zaman besleme yapmam lazım. Çünkü Nisan'ın ortasında o zaman bunu tam güce getirmem lazım. Ve şartlarında optimum gitmesi lazım. Hava şartlarının, anaarının değiştirilmemesi gibi. Anaarının boyasını da silmişler bayağı bir. Şubat'ın 7'si 3 çerçevede anaarıya denk geldi el demiri. Şurada. Besin tüketimi başlamış ama yeterli stoğu var. Mart'a kadar bir besleme yapmayacağım. Ya da 2 hafta sonra belki başlarım. Çünkü bahar balı toplasın isteriz bundan. Eğer toplayabilirse. Yani demem o ki arılar Ocak ayında yavruya pek tabii başlarlar. Şimdi sıkıştırma konusuna da itiraz ettiğim sebeplerden en önemlisi diyebilirim. İçeride polen yok. Arı sıkıştırılmış. Arıya besin verip arıyı yavruya zorlarsınız. Arı o yavruyu kendi vücudundaki depolamış olduğu proteinle, yağ ile bakar. Kıştan önce nasıl ki balıklar, işte o ayılar, yani birçok memeli kilo alır. Arılar da kilo alır. Ama arıyı o aldığı kiloya göre, içerideki besine göre yavruya başlar, yavru sahasını açar. Suni bir şekilde arıyı kandırıp da yavru sahasını açtırdığımızda, içeride de polen kaynağı yoksa ve bal kaynağı yoksa, arı kendi vücudundan bakar. Ömrü kısalır. İcabında ileride ömrü kısaldığı için açmış olduğu yavru alanını artık daha saramaz, ölür gider. Bir geceki soğukta, bahar soğuğunda arı yavru çürüklüğüne kalır. Çünkü kapatacak nüfus olmamıştır.
kalmamıştır. Arının bahar gelişimi sekteye uğrar. Yani bu devleti fakirleştirmeyin. Sıkıştırıp da bu devleti fakirleştirmeyin. Bu devlete bol kaynak verin, o size mükafatını verir. 7 Şubat, 3 çerçevede kapalı yavrusu var. Dumanı yiyince biraz şaşırdılar. Çerçeveyi de dışarıda beklettim. Rahat rahat çalışın. Çok güzel polen geliyor. Kızılcık poleni. Bu beyaz girişli kovanı bu yıl uyandıralım ve gelişimine bakalım. İnşallah Mayıs'ın sonunda 2 veya 3 çerçeve en azından bize bahar balı verir mi görelim kestaneden önce. Evet, bahar balı için aday kovanımız bu olsun. İnşallah anaarı değişimine falan gitmez. Çünkü anaarı 2 yaşında zannedersem.